Hazırlanmış gerçekten. Buyursunlar lütfen. Kardeşliğimiz sonsuzluk kadar güzel olsun. Birlik beraberliğimiz hiç bozulmasın diliyoruz. Evet, şimdi kardeş başkanlarımızdan devam edelim. En nesil belediye başkanımız Sayın Coşkun Sumuncuoğlu'nu huzurlarınıza arz ederim efendim. Sayın Vekilim, Sayın İl Başkanlarım, Belediye Başkanlarım, saygıdeğer Şanlıurfalı hemşehrilerim, bu kardeşlik muhabbetine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize teşekkür ederiz. Belediye başkanlarımızın selamlama konuşmalarından devam ediyoruz. Şimdi lütfedip buraya kadar geldi. Düzköy'ümüzün değerli belediye başkanı, öğretmenimiz Sayın Abidin Çelik başkanımızı huzurlarınıza arz ediyorum efendim. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Sayın Vekilim, Sayın Belediye Başkanı arkadaşlarım, Nevşehir'den gelen misafirler, Nevşehir Belediye Başkanımız, çok teşekkür ederiz. Bu güzel geceyi yaşattınız, hoş geldiniz. Çok memnun olduk. Kadrında bulunan siyasi partilerin, sivil temsilcilerin, temsilcileri, sevgili Şalbazarlılar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarken çok özet konuşmak isterim. İnsanoğlu ana rahminden dünyaya geliyor. Ne dediği belli olmayan bir sesler çıkarıyor. Anlamıyoruz. Bu arada Yaşar Uğurcan dünyaya geliyor. Hiçbir şey getirmiyor gelende. Bu arada yaşıyor, doğuyor, büyüyor, çalışıyor. Bir şeyler biriktiriyor, parası oluyor, şepleri oluyor, kasaları oluyor. Maalesef giderken de teneşire yatıyoruz. Şep yok, bir şey yok. Uğurcan gidiyoruz. Etrafımızda gelir bizi ağlıyorlar. Ama orada yatan Mevda bunu duymuyor ve dünyadan çekip gidiyoruz. Doğduğumuz zaman ezan okunuyor, bize giderken bir ezan okunuyor. Kısacası iki ezan arasına sıkıştık kaldık. Şunu söylemek isterim, bu süre zarfında ne mutlu insanlara, dünyaya, vatandaşa, komşusuna hizmet etmek. Bize de bu insanlar bunu layık gördü, belediye başkanı seçildik, milletvekili olduk, bakan olduk. Ne mutlu bu arada insanlara güzel hizmet vermek. Yani ben bu dünyaya bu kadar size kısaca özetliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şalbazarsız da bu şenlikler olmuyor. Onu da sizlere söyleyeyim. Şalbazarlara özellikle teşekkür ediyorum. Bilhassa yerel şenliklerimize, tabii ben Düzköy'de olmamla sebebiyle Honofter Şalbazarsız olmuyor. Özellikle bundan dolayı da sizlere teşekkür eder. Hepinize saygı ve sevgiler sunarım. Biz teşekkür ederiz Sayın Başkanım, lütfedip geldiğiniz için. Yine kardeş belediyemiz, Doğan Kent Belediye Başkanımız, Naşit Yoltekin Başkanım da yeni teşrif ettiler. Hoş geldiniz Başkanım, buyurun efendim. Evet, sizi ayağınızın tozuyla sahneye alalım Sayın Başkan. Sevgili kardeşim, teşekkür ederim. Sayın vekilim, sayın il başkanlarım, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, sivil toplum örgütleri, basın mensubumuzun güzide temsilcileri, kardeşlerim, Şalpazarlılar, Ağasarlılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir selamı da Kürtünü Zirden, Harşit'ten
ve Doğan Kent halkından sizlere iletmek üzere buradayım. Kardeşliğimizi özellikle Ortahisar Belediye Başkanım ve Şalpazarı Belediye Başkanı kardeşim Refik Başkanım'ın bu girişimlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hem bölgelerimize, hem illerimize, hem ilçelerimize. Ben sözü çok fazla uzatmayacağım. Çetme kültürünün bir Anadolu kültürüyle iç içe geçmesi, yaşatılması. Çünkü Anadolu doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle gerçekten Türk kültürünün, Anadolu kültürü haline dönüşmüş çok güzel örneklerinin sergilendiği geleneksel gecelerden bir tanesindeyiz. Çetme kültürünün yaşatılmasına da önemli bir işler gördüğünü biliyorum. Bu vesileyle de ben özellikle Şalpazarlara, Ağasarlara bu kültürü yaşatan en iyi temsilciler olduklarını ifade etmek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanımıza kardeşliğimizin sürmesi dileğiyle. Şimdi kardeşlik projelerine çok çok değer veren sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı yürüttüğümüz, personeli olmaktan ben de gurur duyduğum Ortahisar, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ahmet Metin Gence davetimi arz ediyorum. Buyursunlar lütfen. Çok kıymetli Ağasarlı hemşehrilerim, ben de şu anda şehrimizin en güzide yerlerinden bir tanesi olan Şalpazarımızda bulunmaktan, Ağasarımızda bulunmaktan, sizlerle birlikte olmaktan ve bu güzel mutlu anı yaşamaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gururla hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. İyi ki bu akşam buradayız. İyi ki Ağasar'dayız, iyi ki sizlerle beraberiz. İyi ki böyle kardeşlik hukukunu öne çıkaran bir projeyle sizlerle birlikteyiz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Allah'a hamdolsun. Ve bu vesileyle bu programı organize eden evvela çok kıymetli dostum, misafirimiz, Ürgüp'ümüzün Ortahisar Belediye Başkanı ve sevgili heyetine, yine şu anda burada çok muhteşem ev sahipliğiyle bu programı icra eden çok değerli meslektaşım, mesai arkadaşıma, belediye başkanıma çok çok teşekkür ediyoruz. Ve şu mükemmel manzarayı özetlerken şöyle bir gözlemimi paylaşmak istiyorum. Şu anda siyasi düşüncesi hangi platformda, hangi partide olursa olsun bütün parti temsilcilerimiz burada. Bütün sivil toplum örgütlerimizin başkanları, yöneticileri burada. Bütün siyasi partilerden seçilmiş belediye meclis üyelerimiz burada. Ve yine siyasi görüşü ne olursa olsun bütün muhtarlarımız burada. Yani tablonun özeti şu. Bütün renklerimizle beraber buradayız. Ve Şalpazarındayız. Bir ve beraberiz. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Ve birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere tıpkı 15 Temmuz'da Şalpazarından olduğu gibi her zaman dimdik ayakta olarak dur diyeceğiz ve fırsat vermeyeceğiz. Bu manzara aynı zamanda bunun da bir işaretidir. O nedenle bütün Ağasarlara yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ama özellikle ve önemine binaen bu programa, sadece bu program için şu anda Ankara'da seçip gönderdiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizi gururla temsil eden, sırf bu program için kalkıp gelen, şu anda 9.30'da da inşallah uçağına yetişecek olan ve o bir Şalpazarı'nın evladı olarak bu topraklara hizmet eden kıymetli milletvekilime ayrıca teşekkür ediyorum. O Ağasar'ın vekili, evet. Değil mi Orhan? Tonyalıdır ama Ağasar'ın vekilidir.
Şimdi Salih Cora'ya soralım. Asar'ın bütün bu 30 köyünü bilir. Değil mi? Acı Sudan yukarısını bilir. Şıhkıran'ı bilir, Sistan'ı, Geyikli'yi hepsini bilir. Ama sözümü fazla uzatmayacağım. Bir hususu da ifade edeyim. Cenab-ı Allah nasip etti. 2005-2006 yıllarıydı. Bu meşhur Acı Su yolumuzu Şıhkıran'a kadar bağlayan kısmı karayolu ağına almış. Buradan şükranlarımızı ifade edeyim. Bayın Devlet Bakanımız Faruk Özak Bey. Atilla Bey onları bilirler. Onun sayesinde karayolu ağına almıştık. O zaman bir şey söylemiştim. Demiştim ki eğer bizim Sis Dağımız çok güzide bir bölgemiz ve Kadırgamız da çok güzide bir